Bu dersimizde Lorentz dönüşümü ile ilgili matematiksel anlamda daha fazla örnek göstererek bu dönüşümün farklı biçimlerini tanıdığınızdan ve formülün nasıl işlediğini anladığınızdan emin olmak istiyorum. İlk önce Lorentz dönüşümünü bir hatırlayalım. Daha doğrusu benim yazdığım şekliyle formülü bir yazalım. Daha önceden öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Kendi referans sistemimde uzay boşluğunda sürükleniyor. Bunu S harfiyle gösterebiliriz. Uzay zamanda gerçekleşen bir olayın benim referans sistemimde x koordinatı ve ct koordinatı bulunur. Bir olayın uzay zaman koordinatlarını ifade eden benim referans sistemimdeki koordinatlar Lorentz dönüşümleriyle birlikte arkadaşımın referans sistemine geçmiş olur. Bu yüzden de arkadaşımın referans sistemini S üssü referans sistemi olarak adlandırabiliriz. Ayrıca bu referans sisteminde gerçekleşen olayın koordinatları da x üssü ve ct üssü koordinatları olarak adlandırılır. Bunları yazsam iyi olacak. Evet, burası ct üssü. Bunu önceki videolarda yazdığımız şekilde gösterelim ve bunun üzerinde birkaç işlem yapalım. Bu sayede bu kavramın farklı biçimlerini daha kolay kavrayabilirsiniz. İlk olarak x üssü değerine bakalım. Bu değer Lorentz faktörü çarpı x eksi beta çarpı ct değerine eşit. Burada ct değerini beta ile çarptık. Birazdan beta'nın ne olduğunu açıklayacağım. Lorentz faktörünü de yukarı kısma yazalım. Lorentz faktörü 1 bölü karekök içinde 1 eksi b kare bölü c kareye eşittir. Bunu 1 bölü karekök içinde 1 eksi beta kare şeklinde de yazabiliriz. Çünkü beta aslında v bölü c değerine eşit. Böylece x üssü değerini yazmış olduk. Buradaki Lorentz faktörü v değerine bağlı. Denklemin geri kalanı da x ve ct değerlerine göre değişiklik gösterebilir. Peki, ct üssü değerlerini nasıl bulabiliriz? Bunu da gösterelim. ct üssü değeri Lorentz faktörü çarpı ct eksi beta çarpı x olur. Önceki videolarda parantezin içindeki simetriden bahsetmiştik. Demin de belirttiğim gibi bu denklemi bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Çünkü ikisi arasında bir simetri olduğunda formülü daha kolay hatırlayabiliriz. Yani x üssü değerini bulurken burası x eksi beta çarpı ct olur. Benzer şekilde ct üssü değerini bulmaya çalışırken burası da ct eksi beta çarpı x olur. Her iki durumda da parantez içini Lorentz faktörüyle çarpmamız gerekir. Daha iyi anlamanız ve ders kitaplarıyla diğer kaynaklarda gördüğünüz şekliyle bağdaştırabilmeniz için bu denklemleri birkaç işlemle örneklendirelim. Beta değerinin v bölü c'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası v bölü c olur. Burayı v bölü c çarpı c şeklinde yazabiliriz. Burada c'ler birbirini götürür. Burası aslında gama yani Lorentz faktörü çarpı x eksi vt değerine eşit olur. V çarpı t. Bu oldukça ilginç. Çünkü burada gama değerinin olmadığını veya gamanın 1 olduğunu varsayarsak bu denklem aslında Galilei dönüşümüne eşit olur. Yani burayı x eksi vt olarak aldığımızda bu denklemi gündelik yaşantımızda bağdaştırabiliriz. Ancak Newton'un fizikle ilgili hipotezlerine göre bu kısmı Lorentz dönüşümüyle çarpmamız gerekir. Aslında bu kısım da oldukça ilginç. Çünkü V'nin ışık hızından çok daha az olduğu durumlarda faktörün tamamı 1'e yakın bir değere eşit çıkar. Bu yüzden gerçek hayatta karşılaştığımız hızlar için Galilei dönüşümlerinden yararlanabiliriz. Ancak V değerinin ışık hızına yaklaştığı durumlarda bu değer de artar ve dolayısıyla bildiğimiz Galilei dönüşümünden çok daha farklı bir sonuç elde ederiz. Şimdi de bu kısımda neler olduğuna bakalım. Burada ct üssü koordinatında kalmak yerine her iki tarafı da c değerine bölerek normalde zamanı nasıl buluyorsak bu denklemi de o şekilde çözebiliriz. Yani elimizde ct üssü koordinatı yerine t üssü koordinatının değişkenleri kalmış olur. Her iki tarafı da c değerine bölelim. Yani burayı c değerine böldük. Burayı da c değerine bölebiliriz. Buradaki c'ler birbirini götürür. Aynı şekilde buradaki c'ler de birbirini götürür. Bu durumda t üssü değeri Lorentz faktörü çarpı t eksi v çarpı x bölü c kareye eşit olur. İki denklem de aslında Lorentz dönüşümünün sıklıkla karşımıza çıkan türevleri. Galilei dönüşümüne benzemesine rağmen denklemi bu şekilde yazmayı çok da sevmiyorum. Çünkü denklemi bu şekilde yazdığımızda aradaki simetriyi göremeyiz. Ancak bence simetriyi görmemiz daha iyi. Çünkü burada uzay zaman kavramını birlikte ele alıyoruz. Uzay ve zaman kavramlarını birbirinden bağımsız olarak değerlendirmiyoruz. Minkowski diyagramında eksenler arasındaki açıların birbirlerine simetrik olduğunu söylemiştik. Denklemleri bu şekilde yazdığımızda bu simetriyi göremediğimizden bu yöntemi pek de tercih etmiyorum. Ayrıca ilk yöntemde aradaki simetriyi görmemiz mümkün. Ayrıca bence ikinci yöntemi hatırlamak daha zor. Şimdi V değerinin ışık hızının çok küçük bir parçasını oluşturduğu durumlarda neler olduğuna bakalım. Önceden de belirttiğim gibi bu durumda Lorentz faktörümüz 1'e yakın olacaktır. Ayrıca V değeri C'nin küçük bir parçası olduğuna göre burası da 0'a oldukça yakın bir değere eşit olur. Bunu yazsam iyi olacak. Yani V değeri C'den çok küçükse T üssü değeri 0'a yani T değerinin kendisine yakın çıkar. Çünkü dediğim gibi Lorentz faktörümüz bu durumda 1'e yakın bir değer çıkmıştı. Ayrıca burada da V değerinin C değerinden çok küçük olduğu durumlarda Lorentz faktörümüz 1'e çok yakın bir değerde çıkar. Ve dolayısıyla x üssü değeri de yaklaşık olarak x eksi V çarpı T değerine eşit olur. Burada bahsettiğim düşük hızlar. Bir merminin hatta bir uzay gemisinin hızı bile olabilir. Çünkü bunlar ışık hızından çok çok küçük hızlardır. Bildiğiniz gibi ışık hızı saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metrelik bir hıza sahip. Bu yüzden Galilei dönüşümlerini kullanarak düşük hızlar için yaklaşık olarak doğru sonuçlar bulabiliriz. Umarım bu videoyu izlerken bu olayın nasıl gerçekleştiğini biraz da olsa anlamışsınızdır. Bu denklemi gerçek hayatta karşılaştığımız V değerleri için de deneyebilirsiniz. Ya da V değerinin ışık hızına yaklaşarak 0,8, 0,9 ya da 0,99 C olduğu durumlarda Lorentz faktörünün kaç olacağına da bakabilirsiniz. Umarım bu video tüm bu formülün nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olmuştur.